yeni kararlarla girenler dikkat. Araştırmalar o karar ve beklentilerin sadece %8'inin hedefine ulaştığını gösteriyor. Yeni yılın ilk gününde sokağın bu konudaki görüşleri geliyor. ...2020 yılında daha güzel, daha iyi bir araba almak istiyorum. Kafe olabilir. Akademisyenlik. İngilizce biliyorum, İspanyolca öğrenebilirim. Hedefim bu diyebilirim. Beni sevebilecek bir erkek arıyorum. Çok iyi bir model olacağım. Acısıyla tatlısıyla koskoca bir yılı daha geride bıraktık. Yepyeni bir yıla başlangıç yaptık. Hepimizin yeni yılda hedefleri oldu. Kararlar aldık belki de. Peki kimler 2020'de neler hedefliyor, neler yapmak istiyor? Ve bu kararların, bu hedeflerin yüzde kaçı gerçekleşiyor? İşte hepsinin cevabı. Hedefim kariyerimde yükselmek. Çağatay, artık torun istiyoruz. Bir bebek bekliyoruz. Kızımızın da kardeşi gelince ideal kilomuza ulaşmak. 2020'de de sürekli her zaman bol müşteri diliyoruz. Bu yüzde iyi, bakın çok iyi bir aktör. Bir de çok iyi bir model olacağım. Yeni kararlar almak güzel şey, ancak Kanada'da bir üniversitede yapılan araştırmaya göre hedeflerin sadece %8'i gerçekleşebiliyor. Çünkü hedef denilen şey zamana yayılarak küçük küçük adımlarla gerçekleşebiliyor. Peki sokak buna ne diyor? Zamanımız kısıtlı olduğu için normaldir hedeflerimizi geliştirememek. O bence kişiden kişiye göre değişiyor ya. Tamamen mucizeye bağlı bu zamanda. Her zaman bir şekilde umut vardır. Onları yaratan da bizleriz. Atatürk'ün söylediği gibi. Araştırmalar önemli değil. Kafaya koydum, her şey olur. Elbette inanmak başarmanın yarısıdır. Bazen istenilen zamanda, istenilen tarihte gerçekleşmese de kafaya koyduktan sonra o hedefe ulaşılıyor bir şekilde. İşte araştırmalar da aslında bunu söylüyor. Bir anda kendinizi öyle büyük hedefler belirlemeyin, küçük küçük başlayın, sonunda ulaşırsınız. Hepsini hemen hemen gerçekleştiriyorum. Çünkü ona göre çalışıyorum zaten.